Chat deneyimine hoş geldiniz. Skeç müşteri için yeni bir dosya açıyoruz. Burada Skeç tuşuna basıyoruz. Hazır olan plane'imizi veyahut da yeni bir plane belirliyoruz. Onaylayıp OK tuşuna basıyoruz. Direkt karşımıza gelir. Burada çeşitli komutlar vardır. Bunların kısa yolları da görünür. Rectangle'da bir dikdörtgen oluşturur. Dikdörtgen oluşturma burada çeşitli komutları vardır. Yöntemlerini buradan belirlersiniz. Burası rectangle oluşturma yöntemleri. Bu da ölçü giriş modları. XY ile koordinata göre ölçü girersiniz. Parametre modda da uzunluk ve genişlik ölçüsü verirsiniz. Başlangıç noktasını çizdik. Burada isterseniz burada değer girersiniz veyahut da daha sonra ölçülendirmeleri düzenlersiniz. Genişliği 100 verelim. Yüksekliğimiz 50 olsun. Daha sonra tıklayarak OK diyelim. İstersek buradan bunu kapatalım. Ölçülerin üzerine çift tıklayarak ölçüler üzerinde düzenleme yapabiliriz. Skeci böyle bırakabilirsiniz veyahut da düzenleme yapmaya devam edebilirsiniz. Finish Skeci ile Skeç'ten çıkabilirsiniz veyahut da yapacağınız diğer ilaveler varsa onları ilave edebilirsiniz. Köşelere radius atalım. Köşeleri seçiyoruz. Buradan görsel olarak değer girelim. Seçelim. Değer girelim. Seçelim. Değer girelim. Seçelim. Değer girelim. Evet, dört kenara radyus attık. Burada radyusta çizgilerin budanıp budan olmasını, yani kalan köşelerin budanıp budan olmasını belirleyebilirsiniz. Buradan da diğer opsiyonları da belirleyebiliyorsunuz. Çeşitli filletleri dönüşümlü olarak burada gösterir. Alternatif filletleri seçersiniz. Evet. Daha sonra ortamda bir tane daire çizelim. Bunun için de şu çizginin merkezini yardımcı çizgi oluşturmak için uyarıyoruz. Burada aynı zamanda bu çizginin orta noktasının belirlenmesi için buradakinin midpoint'in aktif olması lazım. Buradaki seçim tabında midpoint'in aktif olması lazım. Şuradakini uyarıyoruz. Orta noktayı. Burayı da uyarıyoruz. Kesişimine tıkladığımız zaman dairenin merkezi tam karenin dikdörtgenin ortasında oluyor. Burada bir değer girebiliriz. İstersek daha sonradan da bunları düzenleyebiliriz. Mesela bunu 30'a çıkaralım. Buradan veyahut da burada objeyi seçerek verebiliriz. Şu an üzerine tıkladığım için burada grafik alanında gösterdi. OK dedik. Kapattık. Skeçimizi oluşturduk. Oluşturduğumuzda finish skeç ile skeçten çıkarız. Burada görünüm modları vardır. Bu trimetrik, yani trimetrik olarak görüntüyü alır. İstersek top, yani üstten, alttan, soldan ve sağdan görüntüler alabiliriz. İzometrik veya trimetrik görüntüler alabiliriz. İzometrik. Mesela üstten, karşıdan yani görebiliriz. Tam ekrana sığdırmak için Ctrl F tuşuyla veya Fit tuşuyla çizimi grafik alanın tamamına sığdırabiliriz. Rotate ile
Döndürme yapabiliriz. Bunu genelde 3 boyutlu kullanımlarda kullanacağız. Farenin orta tuşuna basarak da bu komuta ulaşabiliyorsunuz. Veyahut da buradan basıp aktif edip daha sonra farenin sol tuşuyla da çalıştırabiliyorsunuz. Üstten bakmak için top düğmesine basıyoruz. Skeçimiz oluştu. Burada Part Navigator'da koordinat sistemimizi, yani şuradaki koordinat sistemimizi ve skeci görüyoruz. Skeç üzerinde düzenleme yaparken burada sağ tuş edit dediğimiz zaman skeçteki ölçülerde düzenleme yapabiliriz. Mesela bunu tekrar değiştirelim. Bu şekilde sketch üzerinde hakimiyetimizi kuruyoruz. Tekrar finish'te katılamaya hazır bir sketch'imiz var. Bu videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyiniz. İyi günler dileriz.